Programımıza katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dünya ve genel başkanımız, genel merkezimizin her sene şubeler arasındaki yaptığı değerlendirme performanslarında geçen ay aldığımız güzel müjdeyle 2016 yılı şubeler arası İzmir şubemiz birinci seçildi. Burada bugüne kadar müsiyatta görev almış bütün yöneticilerimize, bütün yönetim kurulları üyelerimize tekrar huzurunuza teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, malumunuz yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi şu anda hepimizin gündeminde en önemli konu. Bugün de bunun için buradayız. Ben inşallah 16 Nisan günü yapılacak referandumda şimdiden yeni anayasamızı ve cumhurbaşkanlığı seçimimizi inşallah ülkemize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum, temenni ediyorum. TÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Rahim Oblak'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili Pek Bilmaz, size teşekkür ederim. TÜSİAD'ı çok güzel ifade ettiler. Ben de o kadar güzel ifade ederim bulmakta zorlanabilirdim. Dolayısıyla ben sizlere tekrar TÜSİAD'ı anlatmayacağım. Söylediklerinden dolayı herhalde yeterince intibatlarla karşı karşıya kaldık diye düşünüyorum. Bu akşam hem zamanınızı zorlamadan hem de uçağım var, ona yetişmek noktasında kısıtlı bir süre içerisinde belki bildiğiniz konuları farklı bir bakış açısıyla, farklı cümlelerle anlatabilir miyim düşüncesi içerisinde bir sohbet havasında referandumun iş dünyası ilişkisi, referandumun kamu üzerinden, kamu kurum ve kuruluşlar açısından ilişkisi, belki bir miktarda seçim sistem üzerinden ilişkisini bizim iş dünyası gözüyle kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Ama öncesinde de iş dünyası kurulunun başkanı olarak ekonomiye yönelik bazı ifadelerde de elbette bulunmam lazım. Bu güzel günde, bahar tabiatın hızlandığı dönemde, yeşerdiği dönem içerisinde, o tatlı bahar esintisiyle bütün Türkiye'yi gezdiğimiz bir süreç içerisinde yoğun bir tempo içinde şikayette bulunmak için söylemiyorum. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Mart ayını bitirmek üzereyiz. Biz bu çalışmaları müsiyat olarak Mart'ın başında başlamıştık. Gelecek senin sahip çıkarken de arkadaşlarımızla ne gibi bir ifade kullanalım dediğimizde ifade kendisini gösteriyor. Bir defa bizim o konudaki kararlarımızı, gelecek konusunda bir soru işaretimizin olmadığını gösteriyor. Ama sadece kararlı olmak yetmiyor. O kararlılığı bir de sahip çıkmak gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin 86 noktasında faaliyet gösteren bir durum olarak İnegöl'de de referandum konuştuk, Kayseri'de de, Sakarya'da da referandum konuştuk, Mersin'de de konuştuk, Karadeniz'de de ilgili de konuştuk, Bursa'da da konuştuk. Hatta her vesileyi bu noktada bizim açımızdan bu geleceğimizin önemli dönüm noktasında bir fırsat olarak görmeye çalışıyoruz. İfade ederler ki tilki 10 tane fıkra bildirmiş, hepsi tavuk üzerine. Tabiri yerindeyse bugünkü fıkraların hepsi de ağırlıklı olarak referandum üzerine gündemin gidiyor. Ekonomi basınının başarı ödüllerimizi ve 17.sini gerçekleştirdik. Orada da elbette ödüllerle birlikte referandum konuştuk. Bir olayı başlatmak önemlidir değerli misafirler ama 17. ekonomi basını başarı ödülleri verdiğimizde burada bir süreklilik vardır. Başlatmak kadar devamını getirmek de önemlidir. Tekirdağ'daydık. Maliye Bakanımızla 95. Genel İdare Kurulumuzda maliye politikalarını konuşurken de referandum gündemimizdeydi. Ankara'da 9. Bilim Teknoloji Ödüllerimizi konuşup bilim teknolojiyi masaya yatırdığımızda da elbette referandum bu ay içerisinde bizim için önemli başlıklarımızdan birisiydi. Dün Sakarya'daydık. Bugün teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikteyiz. Elbette İzmirliler için birkaç şey ifade etmem gerekir ama çok kısa gitmeye çalışacağım. 17. yüzyılda burayı gezen Fransız seyyahın bir güzel ifadesi var. Fransız seyyah Tournefort demiş ki doğuya girebilecek en güzel kapı İzmir'dir diye. Bence haksız da sayılmaz.